Evet, Divide ve Measure komutunun uygulama dersine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere bir sorum olacak. Uzunlukları şekildeki gibi verilen ahşaplar eşit parçalar ile çit yapılacaktır. Bu çitler 100 birim olacak şekilde yapılacaktır. Ancak artan parçalar kullanılmayacaktır. Verilen uzunluklardaki ahşaplardan 100 birimlik kaç parça çıkarabiliriz? Şimdi kısaca şundan bahsedeyim arkadaşlar. Burada işlemi yaparken ben size burada divide ve measure öğrettim. Yani yok bunun ölçüsünü bilmiyoruz falan bir şey diyemezsiniz. Çünkü ben size çitin kaç birim olacağını söylemişim. 100 birim. Eğer ölçüsünü biliyorsam ben bunu istediğim gibi nasıl bölebilirim? Hangi komutu kullanacağım? Ve hangi komutla çözüm işlemi yapacağım? Şimdiden söylemiş olayım arkadaşlar. Bu tür bilgiler sorunun içinde saklı. Yani bunu çözmeniz gerekiyor. Evet, şu anda 5 saniyeniz var. 5 saniyeden sonra çözüme direkt geçeceğim. Evet, şimdi uygulamamızın çözümüne geçelim. Şimdi belirli boyuttaki büyüklükte eğer varsa ve bunu biliyorsam bunu ben measure ile yaparım. Divide ile yapmam. Çünkü divide'da parça ister benden. İşte kaça bölünmesini isterim. 5 olur, 10 olur, 4 olur. Fakat burada diyor ki, bu uygulamada diyor ki 100 birimlik olacak şekilde olması gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Draw paneline geçip buradan measure'ı kullanacağım. Çünkü belirli, yani uzunluğu belli. 100 birim. Şimdi burada örneğin nesnemi seçebilirim. Şöyle seçip bunu diyeceğim ki 100 birim olarak böl. Ve böldüm. Şimdi peki nereden böldü? Ne yapacağız? Şimdi tabii bunu söylememiş olabilirim. Şuradaki hatch'imi sileyim. Birincisi. Daha sonra şuradaki şeyimi şöyle bir kaldıracağım. Bakın 100 birimli buradan ölçülmez. Peki 500 dedim. O zaman ne yapacağım? Şimdi bu şekilde çok uğraşırım. Bu yüzden arkadaşlar bir line çizeceğim. Evet. Ne yapıyorum? Şuradan bir line çizerim. Bakın. Size verdiğim, sadece öğrettiğim şey. Bakın burası line. Şu anda line. Aynı şekilde bir line daha çiziyorum. Bakın buradan buraya. Herhangi bir başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Yani ölçüsünü biliyorum, başka bir yere nasıl çizebilirim falan. Bunu yapmayabilirsiniz. Yani biliyorsanız tabii en ince ayrıntısına kadar çizebilirsiniz. Şimdi gelelim çözüme. Bunları bu şekilde yaptık. Biraz akıl ve mantık yürüterek aslında teknik bilgilerinizi geliştirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi sıra measure'da. Measure komutuna basıyorum ve buradaki 500 birimlik bir komutuma diyorum ki bunu 100'er birim olarak böl. Evet, böldüm. Bakın line'ımı şu anda görüyorum. Tek line'ı seçtim ve sileceğim. Kaç adet parça çıktığını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 adet parça çıktı. Şimdi ikincisi için tekrardan aynı şekilde measure'ı kullanıyorum. Tabii measure'ı kullanırken hemen 100 birimimi yazıyorum. Enter diyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burayı da sileceğim. Kaç parça çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça çıktı. Bakın 7. parçadan sonraki artan parça. Yani artık parça. Ben bunu kayıt edemiyorum. Yani toplamda 7 adet burada, 5 adet burada, toplamda 12 adet parça çıkarabiliriz. Evet, aslında böyle küçük küçük uygulamalar yaparak birazcık daha pekişmesini istiyorum arkadaşlar. Ki bu sayede arkadaşlar, yani size verilen bir ders üzerine hazır bir bilgi edinmeyip aynı zamanda sizin de düşünmeniz gerekiyor program üzerinde. Bunu şimdiden söylemiş olalım. Bu şekilde arkadaşlar derse devam ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.